Evet, biyo enerji uzmanı Kemale İbrahimova burada. Diyor ki süsler çok güzel olmuş burada. Evde her zaman bir tane beyaz mum yakın. Ne olacak beyaz mum yakarsak? Evlerimizi negatif auradan temizler. Beyaz mum ve kaya tuzuyla su. Vallahi onları diyor köşelere diyor, saat yönünde diyor, böyle evet. Böyle sürün kapı girişlerine diyor, eşiğe diyor. Negatif enerjiler gitsin diyor. Ben bütün sırları öğreniyorum. Bir de üzerlik tokumu biliyorsunuz. Evet, yaparım ben onu. Onu da yakıp yine dolaştırmak çok güzel. Başımızın üstünde. Evet, bizim okuyarak. Azerbaycan'da hep gelinler düğünde çok güzel restoranlarda, mağazalarda işte nazara gelmesin diye bunu hep yapıyoruz. Evet, güzel. Bizde böyle çok evet. Yedi dükkan süprüntüsü denir bizde, o da var evet. İçinde. Şimdi Kemal Hanımcığım hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Biyoenerji nedir? Biyoenerji herkeste var mıdır? Hadi oradan böyle başlayalım. Tamam. Şimdi biyoenerji yaşam enerjisidir. Ya herkeste var bu. Şimdi düşünüyorlar ki biyoenerji sadece biyoenerji uzmanlarında oluyor. Böyle bir şey yok. Biyoenerji yaşam enerjisi olarak hepimizde var ve bunun sayesinde yaşıyoruz. Biyo hayat demektir. Kimde bu biyoenerji akımında tıkanıklık varsa çakralar dediğimiz enerji merkezlerinde o insanların finansal problemler, sağlık problemleri, ilişki problemleri en büyük de ruhsal sıkıntılar olur. Şimdi evrende olan yaşam enerjisi düşünün bir bitkinin güneşi gibi. Bizim de güneşimiz o. Zaten o tamamıyla bize gelmediğinde insan çok büyük sıkıntılar yaşar. Ruhun gıdası, beslenmesi odur. Yani ruhumuz biyoenerjiyle beslenir, fiziksel bedenimiz beslenmekle, gıdayla, yemekle, içmekle. Biyoenerji budur. Hepimiz bir enerjiyiz. Yani aslında ruhumuzun çekisi 2,5 gramdır. Herkes biliyor. Yani beden ruhun elbisesidir. Ve bu ruhumuz hayat enerjisiyle ayaktadır. Biyoenerji budur. Peki biyoenerjiden birden böyle Azeri havalara geçesim. Hani sen Kemale Hanım geldiğinde alttan ay menim diye. Ay menim Arzu kızım. Arzu kızım. Diye, yani içimden o geliyor. Ay çok ne güzel. Tatlısınız. Bayılıyorum. Teşekkür bayılıyorum. Ederim. Siz öylesiniz. Ülkenize, insanlarına. Çok sağ olun. Gerçekten aynı müziğinize. Yani. Şimdi biyoenerji hangi durumlarda bu biyoenerjiden biz yardım alıyoruz? Evet. Şimdi Derya Hanım, çağımızın herkes biliyor çok ağır durumları, ruhsal sıkıntılarımız ve depresif hastalarımız, bize gelen danışanlarımız, insanlarda mutsuzluk en büyük problemdir şu an. Bunu hepimiz biliyoruz. Depresif haller de stres yaratacak durumlardan dolayı oluyor. Çözemiyor insan ve depresif hallere girmeye başlıyor. Evet. Şimdi bunların sebebi ruhsal sıkıntıların sebepleri, depresyon sebep, panik atak bunlar hepsi bize gelen o hayat enerjisindeki tıkanıklıktır. Bir. Evet. İkincisi bilinçaltımızdaki negatif kayıtlar. Peki bu bilinçaltındaki negatif kayıtlar nereden geliyor, niye oluyor? Bu bizim ta dedelerimizden, atalarımızdan, soyumuzdan. Sonra anne karnında mayalandığımız andan, 9 ay hamilelikten ve bu dünyaya doğan anımızdan geliyor. Mesela bir anne hamileyken eğer negatif düşünüyorsa, düşünün bir tecavüz çocuğuyla konuşmak bile istemiyorum bu hakta ama gerçekleri konuşmak daha iyidir. Yani acılarla yüz yüze durmak daha iyidir. Yani bir tecavüz çocuğuyla bir sevgi çocuğu aynı mı? Onun bu hayatta yaşadığı hayat sonra ruhsal sıkıntılara sebep olur. Bunu demek evet, istiyorum. Kemale Hanım böyle anlatışında biraz kelimelerde seçerken onu hoş göreceğinizi yani, tahmin ediyorum. Yani Azeri olabilir. Yani istenen istenmeyen gibi mi diyelim? Tabii yani, ki. O seyircilerimiz yani, oraya. Mesela bir anne hamileyken sevgisiz. Erkek sevgili bir çocuk. Sevgisiz evet, ve sevgi ile büyüyen gibi diyelim. Büyümeden ben anne karnından konuşuyorum. Hı. Hamilelikten konuşuyorum. Bunlar çok önemli şeyler. Yani bunları konuşmakla biz hayatımızdaki problemleri çözebiliriz. Evet.